kibirini hiçbir bürokrat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde taşımayacak. Tevazu sahibi olacak. Yüzü gülecek. Bilecek ki makamım büyüdükçe boynum bükülecek. Benim dedemin bana mirası. Herkes bu sürece katılan, ben ve benimle beraber yol yürüyen herkes İstanbul'un gerçek sahibinin vatandaş olduğunun farkına olacak. İstanbullu aileler, o mini minnacık bebeğimizden en tecrübeli büyüğümüze kadar İstanbullular. Vatandaşa saygı göstermeyi, önünü iliklemeyi bilecek. İstanbul'un israf düzeni değiştiğinde adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul hedeflerine hızlıca ulaşmamız mümkün olacak. Bu bizim vizyonumuz. Değerli yol arkadaşlarım, mazbatamız haksız yere elimizden alınana kadar 18 gün görev yaptık. 18 gün. Yani 18 günde bizi ne kadar kıskandığını görüyorsunuz arkadaşların. 1800 günde vallahi çatlarlar. Vallahi çatlarlar. 18 günde bile israf düzenine dur demeye çalıştık. Suyun yönünü aldık. O 18 günde vatandaşın yoluna çevirdik. Belediyenin kaynaklarını vatandaşa akıtmaya başladık. Seçim öncesinde vaat ettiğimiz su indiriminin belediye meclisinden geçmesini sağladık. Bu sayede İstanbullu her aile yılda 540 lira tasarruf edecek. Su sadece su indiriminden. Öğrencilerin aylık ulaşım ücretinin indirilmesinden, yani 85 liradan 40 liraya indirdik, inmesini sağladık. Her iki çocuklu ailede 1080 lira tasarruf edildi. 1080 lira. Bugün gayri resmi rakamlara göre 8 milyon işsizin olduğu bu ülkede bu değerlerin bir aile için ne kadar önemli olduğunu varın siz hesap edin. 19 Mayıs'ta, yani Milli Bayram'da da artık hem dini bayramda hem Milli Bayram'da hem resmi bayramlarda halkımız ücretsiz ulaşıma kavuştu. Ya bunları 18 günde başardık. 18 günde. Düşünsenize 1800 günde 5 yılda neler yaparız. Ya kıskanma, çalış senin de olur diye güzel bir söz var ya. Bir de kopya çekiyorlar. Hayır, dün akşam bir konuşma dinliyoruz. Rakibimiz anlatıyor. 85 liradan 40 liraya indirdik. Muhtemelen otobüsçülere konuşuyor. Bu size yük olmayacak. Bu belediyemizin bütçesinden karşılanacak. Açtım, benim otobüsçülere Şubat ayında yaptığım konuşmaların kelimeleri birebir aynı. Birebir aynı. Ama çok uyanık öğretmenler biliyorsunuz buna not vermez. Hemen altını çizer, anlar kopya olduğunu. Benim bir sınıf arkadaşım kopya çekmişti. Ayıptır söylemesi benden. Ben onu almıştım. Öğretmene koşarak dedi ki, hocam bana niye 5 verdiniz? Kağıdın kötü dedi. Ya Ekrem'in aynısını yaptım dedi. Kopya çektiğini itiraf etti. Birebir aynı kelimeler. Tam bir komedi. Yani üzülecek bir şey ama gülelim tabii. Gülerek protesto edeceğiz bu arada. Yani çocuklarımız, ailelerimiz nasıl güçlendireceğimizi bu 5 yılda varın siz düşünün. Ben bunları düşündükçe vallahi içim içime sığmıyor. Yani şu harcadığımız günlere üzülüyorum. İçim yanıyor. Koşasım geliyor. Hep beraber başaracağımız çok güzel işler olduğunu biliyoruz. Burada çalışma arkadaşlarım var, yol arkadaşlarım var, belediye başkanı arkadaşlarım var. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Kaldı ki biz dışarıda kimseyi bırakmıyoruz. Herkes bizim. Herkes bizim.
bir an önce yeniden işbaşı yapmak istiyorum. Çalışmak istiyorum. İstanbul için üretmek istiyorum. İretmek istiyorum. Çünkü bu ülkede, bu şehirde son 5 yılda 1 milyon genç okulu bıraktı, biliyor musunuz arkadaşlar? 1 milyon genç. Bayrampaşa halinde Cebrail'le karşılaştım. Sabahın köründe, sabah namazında. Ailesinin maddi durumu el vermediği için okulu bırakmak zorunda olduğunu söyledi. Sokakta işportacılık yapıyordu. Ben bu şehrin yöneticisi olarak utandım. Utandım, utandığımı söyledim. Ve ona okuma yazma imkanı sağlayamadığımız için utandım. Cebrail'le tanıştıktan sonra arkadaşlarımızı görevlendirdik. Sadece 3,5-4 aylık ilgiyle Cebrail kardeşim diplomasını aldı. Ortaokul diplomasını aldı. Evine iftara gittim. Değerli ailesiyle tanıştım. Göreceksiniz. Bu kardeşiniz bu şehrin Cebrail'leriyle ilgilenecek. Okumayan çocuğu, okumayan genci kalmayacak. Ağır hayat koşullarının pençesinde ve akranlarının gerisinde bırakmayacağım onları. Ailelerinin yükünü sırtlanmalarına benim gönlüm razı değil. Ne yazık ki bu muhteşem şehirde biliyoruz ki 4 kişiden birisi ne yazık ki yoksul. İkisi hayata zar zor tutunuyor. Düzenli olarak semt pazarlarını ben geziyorum. Halkın içindeyim. Çarşı, pazar, ateş pahası. Anneler, kadınlar bana filelerini gösteriyor. Esnaf, vatandaş dertli. Ama ben biliyorum. İstanbul'un potansiyelini biliyorum. Hiç korkmayalım. Hiç korkmayalım. İstanbul'un yeni yol haritasında önceliğimiz mutlak ve mutlak kent yoksulluğuyla mücadele olacak. Mutlaka, mutlaka. Kaldı ki kaynaklarımız var. İstanbul'un potansiyeli var. Bunun için hazırlıklarımız var. Bunun bir seferberlik gerektirdiğini de biliyoruz. Yapacağımız tasarruflarla İstanbullulara önemli ihtiyaçlarını rahat rahat karşılayabileceğimizin de farkındayız. Gelir ve gider bütçemizi akılcı ve etkili politikalarla yöneteceğiz. Yılda bu anlayışla bizim arkadaşlarımızın hesabına göre 5 milyar yeni kaynak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine eklenebileceğini ifade ediyor arkadaşlarımızın. Gelir ve gideri sağlıklı yöneterek, çarçur edilmeyerek, ihtiyacı olan ailelere 6.000 ila 13.000 lira arasında yardımda bulunacağız. Özellikle açlık sınırı altında olan aileler. İşte başladık, az önce ulaşımı söyledim, suyu söyledim. Hiç gelir olmayan ya da açlık sınırına yaşamaya mahkum edilen her aileye ekmeğini de vereceğiz, sütünü de vereceğiz. İçme suyunu da vereceğiz. Vereceğiz. Vatandaşımızın yanında duracağız. Bakın, sosyal politikalar sosyal demokrat anlayışın gereğidir. Halkçı belediye anlayışının gereğidir. Bu kadar net. Bunları yerine getireceğiz. Ama şunu yapmak gerektiğini de farkındayız. Elbette ki biz isteriz ki İstanbul'un yoksulu kalmasın. Bu politikalar geçici politikalar olsun. Bunu da yapacağız. Tüm bunlar İstanbul Belediyesi'nin bütçesinin ne kadarlık bir rakamına tekabül ediyor biliyor musunuz? Şu bahsettiğim yardımlar yalnızca ve yalnızca %1,9'una. Yalnızca ve yalnızca. Yani aslında bahsettiğim o bazı tasarruflarla israfı önleyerek bunu yapabiliyoruz. Önceliklerimiz var dedik. Tabii ki hissetmelisinizdir ki önceliğimiz çocuklarımız olacak. Biz çocuklarımızı ilgilendiren her konudan sorumlu olacağız. Çocuklarımızın eğitimden güvenliğe tüm sorunlarını çözmek için yüzlerce uzmandan oluşan ekibimle gece gündüz çalışacağım. Bu kentin bir çocuk kenti olduğunu biliyoruz. Ben çocuklarımızın güzel bir geleceği beklediğine
güzel bir geleceğe koşmaları gerektiğine inanıyorum. Buna inandıkça benim umudum yeniden yeşeriyor. Doğrusunu söylemek gerekirse benim umudum asla tükenmeyecek, onu söyleyeyim. Çünkü ben nereye baksam aslında umut görüyorum. Bana inanan insanları görüyorum. Her şey çok güzel olacak Ekrem abi diye seslenen Berkay'a bakıyorum. Berkay'da umut görüyorum. Dört kilometre benimle beraber koşan, yürüyen Müzeyyen teyzemi görüyorum. Umudu görüyorum Müzeyyen teyzede. Ubeydullah dedemi görüyorum. Benim emanetimi çaldılar diyen Ubeydullah dedemi görüyorum. Onda da umut görüyorum. Sultanbeyli'den Silivri'ye misafir olduğum evlerdeki iftar sofralarındaki hemşehrilerime bakıyorum. Onların sofralarında her şeye rağmen umudu görüyorum. Her gün sokaklarda, mahallelerde, evlerde İstanbul'un çocuklarına, cesur yürekli gençlerine bakıyorum. Onların Ekrem abisi olmaktan onur duyuyorum. İstanbul'un gençlerinde umudu görüyorum. Halkımızın belediye meclisinin canlı yayınlarına olan ilgisine ve şeffaf yönetime olan arzusuna verdiği desteğe bakıyorum, umudu görüyorum. Yani insanlar aslında böyle bir şeffaflığı talep ediyor. İş insanlarının, sanatçının, öğretmenin, memurun, işçisinin açıklamalarına bakıyorum, umudumu görüyorum. Buradan söyleyeyim. Hiçbir yönetici tek bir vatandaşa bile parmağını gösterip haddini bildiremez. Vatandaş yöneticiye had bildirir. Bu kadar net. Vatandaş yöneticiye had bildirir. İster iş insanı olsun, ister memur olsun, ister işçi olsun, ister sanatçı olsun. Yani biz yöneticiler haddimizi bileceğiz. Sabah evden çıkarken bir aynaya bakacağız. İstanbul'un yeşiline, suyuna, kültürüne, sanatına, tarihine sahip çıkmak için genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle, sanatçısıyla seferber olan İstanbul halkına, gönüllülerine bakıyorum, umudu görüyorum. Umut nedir biliyor musunuz? En karanlıkta bile aydınlığı göreceğimize olan inançtır değerli kardeşlerim. En karanlıkta bile. İnanarak, umudumuzu hiç yitirmeden, tüm enerjimizle çalışır ve mücadele edersek, sizler benim yol arkadaşlarımsınız. Önümüze çıkan tüm engelleri hep birlikte aşabiliriz. Umut, her şeyden önce daha iyi yarınlar için azmetmek ve çok çalışmaktır. Çok çalışmaktır, çok çalışmaktır. Değerli dostlarım, herkesi kucaklayacağız. Toplumun her kesimini kucaklıyorum. Bu şehirde yaşayan herkes eşit. Herkes kardeş, hemşeri. Herkes birinci sınıf vatandaş. Herkes vatansever. Vatansever. Öyle tipine bakarak, soyadına bakarak diyorlar ya, başka sıfatlar ekliyorlar ya, hayır. Herkes vatansever kardeş. Benim 16 milyon vatansever hemşerim var. Benim 82 milyon vatansever insanım var bu ülkede. Bu kadar net. Göreceksiniz. Bu sürecin sonunda birbirimizi daha çok seveceğiz. Hep birlikte bu şehri hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Bilirsiniz. Yıldızlar en zifiri karanlıkta daha çok parlar. En zifiri karanlıkta. Ben İstanbul'un mahallelerinde dolaşırken, o arka mahallelerinde, sokaklarında dolaşırken, insanların gözlerinde karanlıkta parlayan milyonlarca yıldız görüyorum. Yıldız görüyorum. Bu yüzden benim umudum hiç tükenmez. Göreceksiniz. Hep birlikte İstanbul'da iktidar partisinin bugüne kadar yapamadıklarını hep birlikte yapacağız. Bu şehrin
ailelerine yerinde ve sürekli hizmet sunacağız. Hep birlikte. Onların umutlarını boşa çıkarmayacağız. Asla, asla vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceksiniz. Hep birlikte asla vazgeçmeyeceğiz, asla. Sevgili kardeşlerim, ne istiyorum biliyor musunuz? Adil yönetilen, herkese adil fırsatlar sunan, aileyi kalkındıran, aile, ailelerimiz, en kutsalımız belki de. Bir şehir ekonomisi istiyorum. İstanbul yeniden yeşil bir şehir olsun. Çocuklarımız sokağa çıkabilsinler istiyorum. Şehrimizde yaşayan herkesin yeteneğini açığa çıkaracak, yaratıcı, fırsatlar tanıyan bir İstanbul olsun istiyorum. Sadece Beşiktaş, Kadıköy, Şişli değil, Sultanbeyli, Esenler, Bağcılar, Pendik aynı olsun istiyorum. Her aile güçlü olsun istiyorum. Bu hayaller gerçekleştirebilir miyiz? Evet, kesinlikle gerçekleştirebiliriz. Buna inanın, İstanbul bu fırsatları olan bir kent. Yeter ki hep birlikte bu amaçlar için bir seferberlik başlatabilelim. Bir eğitim seferberliği, bir kalkınma seferberliği, bir üretim seferberliği başlatabilelim. Ama her şeyden önce unutmayalım ki bir demokrasi seferberliği başlatmalıyız. Demokrasi seferberliği. Biz 16 milyon İstanbullu olarak bu hedefleri gerçekleştirecek insan kaynağı olarak güce, yeteneğe, kaynaklara ve inanca sahibiz. İnançlıyız. Sevgili dostlarım, aylardır İstanbul'u karış karış gezdim. Gezmeye devam ediyorum. Semtler, mahalleler, özellikle mahalleler arasında yaşam kalitesi olarak farklarını gördükçe ne yazık ki kahroluyorum. Bu kadar farklılık olmaz. Parametreler bu kadar değişken olmaz. Bir mahallede çok dipte bir ortam yaşıyoruz, bir başka mahallede çok yukarıda. Bu kadar farklılık, bu kadar uçurum olmaz. Yazık değil mi bu güzel ailelere? Yazık değil mi hepimizin geleceğine? Yazık. Benim kalbim özellikle bu şehrin o güzel, mini minnacık, kalpleri güzel, masum çocukları için atıyor. Ben İstanbul'un tüm çocukların iyi eğitim almasını istiyorum. İyi eğitim. Sultanbeyli'de, Bağcılar'da, her yerde iyi eğitim. Çocukların iyi üniversitelerde okumalarını istiyorum. Rekabetçi olmalarını istiyorum. Neden kıyı kenar mahalleleri, köşeleri ya da bir takım sorunlu ortamlarındaki çocuklar yarışı hep 100 metre geriden başlasın? Bu haksızlık değil mi? Ben sadece İstanbul'un belediye başkanı olmayacağım. Ben o mahallelerin Ekrem abisi olacağım. Kardeşi olacağım. Oradaki ailelerin evladı olacağım. Göreceksiniz. Zaten başladılar. Halamın oğlu diyen var. Teyzemin oğlu diyen var. Dayımın oğlu diyen var. Akrabalık ilişkimiz başladı. Bu çok kıymetli. Çocukların hamisi olup onların önünü açacağım. Onlar bana baktıklarında İstanbul'un geleceğindeki umutlarını görecek. Mutlu olacaklar. Mutlu olacaklar. Ne demek bu biliyor musun? Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. İçinizi ferah tutun. Umutla ve sevgiyle biz bu seçimi yeniden kazanacağız. Yeniden kazanacağız. Çarşıda, pazarda, mahallede karşıma çıkan milyonlarca insanlar hemşerim benden söz istiyorlar. Diyorlar ki kavgadan yıldık, bıktık. Siyaseti böyle güler yüzlü yapın. Hep böyle nazik, nezih yapın. Ne olursun diyorlar. Allah aşkına sakın vazgeçme. Emin olun. Siyaset hep böyle yapacağız. Hep böyle yapacağız. Hep birlikte. Vatandaş bizden temiz, nezih, kaliteli siyaset talep ediyor. Bunun farkında olalım. Bunun farkında olalım. Kavga etmeyin, konuşun. Uzlaşma köprülerini sakın yıkmayın. Ya bir avuç insana mı esir olacağız? Ne mümkün ya?
Ne mümkün? Vatandaşın bu talebini ben emir kabul ettim. Siz de emir kabul edeceksiniz. Öyle değil mi arkadaşlar? Siz de emir kabul edeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademedeki yöneticileri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve yüz binlerce üyesi, ittifak ortağımız İYİ Parti'nin her kademedeki yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve yüz binlerce üyesi hep birlikte, ama hep birlikte kampanyamız süresince bu anlayışta olacağız. Elimizi itene sarılacağız. Bizden kaçamaz kardeşim. Ben adama sarılırım, kaçamaz benden. Kusura bakmaz. Kusura bakmaz. Ben sıcaklığımı vatandaşıma hissettirmedikçe ben ne hissettireceğim Allah aşkına? Kavga etmek isteyeni ringde bırakın kendi başına, kavga etsin dursun. Bir süre sonra kendini yumruklamaya başlayacak zaten. Vallahi öyle. Siyasette yeni bir hava, yeni bir ruh getireceğiz. Kapı kapı, sokak sokak, semt semt gezeceğiz. Dolaşacağız. İki arkadaş yan yana durmayacak kardeşim. Birbirinizle konuşmayacaksınız. Otobüste vatandaşla selam vereceğiz. Selam vereceğiz. Allah'ın selamı ya. İster selamın aleyküm de, ister merhaba de, ister selam de. Selam ver. Güler yüzle selam ver. İstanbul'da insanlar birbirine selam vermeye başlasın. Bir ay sonra bu şehrin ekonomisi en az %20 düzelecek. Bak göreceksiniz. Moral her şeyin önündedir. Biz yapılanları anlatacağız. Bize yapılanları anlatacağız, onu ihmal etmeyin. 16 milyon insanın nasıl mağdur edildiğini anlatacağız. Kolumuzu, kanadımızı bu şehirdeki kardeşlerimize açacağız. Onları kucaklayacağız. Yalanlara, kışkırtmalara kapılmayın. Bunlara gülüp geçin. Yok efendim işte şu ülkede gazete yazmış, bakın Ekrem Nereli falan filan, geçin. Bizimkiler kemençe çalıyor ona zaten. Bizimkiler ona kemençe çalıyor. Bu şehrin, bu ülkenin gerçek sahibi bu ülkenin vatandaşları. Sakın korkmayın. Sakın endişelenmeyin. Sakın susmayın. Sakın susmayın ama. Konuşun. Herkes konuşsun. Herkes konuşsun. Ve bunun karşısında olanlara diyeceğiz ki bizim büyük bir davamız var. İstanbul'un israf düzeni değişecek. İstanbul'daki bu israf düzeninin 16 milyon İstanbulluya tane tane en basit dille anlatacağız. Kimsenin bizi doğru yoldan, iyilikten, güzellikten ayırmasına fırsat tanımayacağız. Her türlü iftiraya, her türlü kışkırtmaya karşı soğukkanlı olacağız, itidalli olacağız. Zaten ne diyorum? Her zaman söylüyorum. Çok da iyi tutuyor aslında. Hedefi vuruyor. Kötü söz sahibine aittir. Bu kadar basit. Biz kavgayı bitiren olacağız. Toplumu ayrıştıran, kızıştıran değil, birleştirip, bütünleştiren, sakinleştirip, yatıştıran olacağız. Her gün saatlerce vatandaşla konuşuyor ve dertleşiyorum. Ve görüyorum ki vatandaşın teveccühü, inanın yalnız bana değil, vatandaş bizlere, hepimize umut bağlamış. Hepimize ama. Bizlerden çok şey bekliyor. Vazifemizin farkında olalım. Bakın Türkiye'nin her yerinden belediye başkanı arkadaşlarım toplanmış, buraya gelmiş. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İl başkanlarımız, milletvekillerimiz hepsi buraya toplanmış gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hepimize umut bağlamışlar. Bunu unutmayalım. O yüzden daha önceki sloganımızı küçük bir değişiklikle kullanmaya devam edeceğiz. İmamoğlu varsa İstanbul'da umut var diyeceğiz. Umut var. İstanbulluya eşit ve kaliteli hizmet bekliyor. Bunun farkındayız. Acil sorunlara hızlı ve pratik çözümler bekliyor. Büyük ve kapsamlı sorunlara kalıcı çözümler bekliyor. Halden anlayan yöneticiler bekliyor. Sizlere, her birimize güvenim, inancımın tam olduğunu duyurmak istiyorum. Yüz binlerce arkadaşıma, burada bulunan bulunmayan,
İstanbul'un ve yurdun dört bir yanında bu ülke adına çok önemli, çok değerli işler başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Burada da halkın bağrından doğal olarak çıkmış, dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılmış olan kampanyamızın hep birlikte her yerde sloganımızı söylemekten imtina etmeyeceğiz. Her şey çok güzel olacak. Ülkemizin demokrasi tarihine hep birlikte damga vuracağız. Vatandaştan başka kimseden talimat almadan, altını çiziyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Vatandaştan başka kimseden talimat almadan. Yani televizyonda tartışalım mı? Ben vatandaştan talimat alırım. Diyorlar ki tartışın kardeşim, konuşun. Başkası kimden talimat alıyor bilmiyorum. Ben vatandaştan talimat alıyorum. Dolayısıyla vatandaştan talimat aldığımızı unutmayacağız. Yalnızca vatandaşın taleplerine göre hareket edeceğiz. Vatandaşın karşısında yerimizi, haddimizi bileceğiz. Particilik değil, belediyecilik yapacağız. Partizanlığı söküp atacağız oradan. Söküp atacağız. Çünkü ahlaklı siyaset budur. Halkçılık budur. Cumhuriyetçilik budur. Cumhuriyet Halk Partililik budur. Budur. Bu yolda asla yalnız yürümediğimi biliyorum. Bütün cesaretim ondan. Tek başına bir insan ne ifade eder ki? Bütün cesaretim ondan. 82 milyon insanın kalbinden, içinden duasıyla yürüdüğümün farkındayım. 82 milyon insanın bizi takip ettiğinin ve onların gönülleriyle yürüdüğümün farkındayım. Biliyorum ki en karanlık saatler şafaktan hemen öncedir. Hemen öncedir. İstanbul'un milyonlarca ailesi bu şehri bize emanet etti. Emaneti haksızca elimizden aldılar. Ama buradan ilan ediyorum. Herkes duysun, herkes dinlesin. Biz 16 milyon İstanbullu 23 Haziran'da o emaneti geri almaya geliyoruz. Geri almaya geliyoruz. Sevgili yol arkadaşlarım, sözlerime son verirken tüm inancımla bir kez daha söylemek istiyorum ki önümüzdeki dönemde hep birlikte İstanbul İttifakı olarak yapılan büyük haksızlıkları kabul etmeyenler olarak, demokrasi ve hukukun vazgeçmeyenler olarak yine başaracağız. Çok çalışacağız. Yine kazanacağız. 23 Haziran'da israf düzeni bitecek. İstanbul'da hak yerini bulacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na. Sayın